Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Rektör Yardımcılarım, çok değerli sağlık yöneticilerimiz, saygıdeğer hocalarım, cefakar veliler, kıymetli basın mensupları, yarının genç hekimleri meslektaşları. Fakültemizin 9. dönem mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Eğitim öğretim hayatımızın 12. yılını geride bırakmanın onurunu ve gururuyla bugün sizlerin karşısındayız. Fakültemizin eğitim faaliyetleri, araştırma ve hasta hizmeti sunumunun her geçen gün daha iyi, daha başarılı olması bizleri geleceğe daha umutla baktırmaktadır. Gerek dünya gerekse ülkemiz ölçeğinde üst standartta eğitim veriyor olmamız, mezuniyet öncesi eğitimimizin akreditasyonuyla mümkün hale gelmiştir. Bugün itibariyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 41 akredite tıp fakültelerinden biridir. Eğitimde yenilikçi, bütünleştirici, yetkinliklerin geliştirilmesini amaç edinen, uygulamaları ölçen ve değerlendirebilen bir yapı, fakültemizin eğitim hedefidir. Hedefleri ve hedefe dönük planlama ve uygulamalarıyla gerek Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesindeki diğer fakültelere, gerekse ülkemizdeki diğer tıp fakültelerine iyi örnek olmayı başarmış bir fakülte olduğumuzu biliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyor ve yaşatıyor. Ana temamız düne, bugünü, bugünü yarına eş etmelidir. Değişim ve yenilenme hep devam edecektir, hep devam etmelidir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bugünü dünden çok farklıdır. Eğitim kalitesi artmış, kurumsal kimliği yücelmiş, daha şeffaf, ilkeler ve dayanaklılarla yönünü belirleyen, hesap verilebilirliği sağlayan bir kurum haline gelmiştir. Fakültemiz yaşadığımız pandemi sürecinde proaktif bir yönetim anlayışı ortaya koyarak gerek Yüksek Öğretim Kurumu gerekse TEPTAT'tan önce aldığı tedbirlerle eğitimdeki aksamaların önüne geçmiş, kurulları marifetiyle ilgili kararları almış ve uygulamıştır. Dönem 4, dönem 5 ve dönem 6 olarak sizlerin eğitimlerine ara verilmeksizin hastanemizin pandemi hastanesi olması nedeniyle yaşadığımız sıkıntılar minimale indirgenmeye çalışılmış, gerekli önlemler alınarak eğitime devam edilebilmiştir. Fakülteniz Gökakım değerlendirmesinde tebrik, takdir ve teşekküre nail olmuştur. Fakültemizde yapılan kalite çalışmalarının tüm tıp fakültelerine iyi uygulama örneği olarak sunulması bizi gururlandırmış, yönetim olarak motivasyonumuzu arttırmıştır. Sayın Rektörümüzün belirlediği araştırma üniversitesi olma vizyonuna dönük yaptığımız çalışmalar ve uygulamalar ile öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı artarak devam etmektedir. Bugünü düne eş etmemek adına yaptığımız en önemli yeniliklerden biri de dönem 4 ve 5'te uygulayacağımız tematik blok içinde eğitimin şekillendirilmesi, yatay ve dikey entegrasyonun yapılması, bütünleşik öğrenmenin, kalıcı öğrenmenin, analitik öğrenme ve düşünme yetilerinin kazandırılması, öğrenci merkezli eğitim örneklerinin sunulmasıdır.
Bu planlamaların uygulanışı başarıyla devam ettirilir ise, bu tüm tıp fakültelerine örnek uygulama, örnek eğitim modeli olacaktır. Kurumsal kimliğin oluşumu, kurum kültürünün ananesinin yaşatılması ancak kurumsal ciddiyet ile gerçekleştirilebilir. Kurum içi paydaşları olarak en önemli unsur tabii olarak öğrencilerimizdir. Mensubiyet kavramının öğrencide oluşturulması amaçlı birçok çalışma yapılmakta, olumlu sonuçlara da müşahede edilmektedir. Sadece eğitim hayatı süresince değil, mezuniyetleri sonrasında da öğrencilerimizi takip etmekte kararlıyız. Mesleki yeterliliklerini, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile ilgili bilgileri sürekli ulaşma hedefindeyiz. Çalıştıkları kurum yöneticileriyle iletişime geçerek kurum içi faaliyetlerini değerlendirmek ve tespitler ışığında eğitimimize yön vermeyi amaçlamaktayız. Ayrıca mezunlarımızla ilgili kariyer planlamasında ve sürekli mesleki gelişim konusunda etkin olmayı amaçlıyoruz. Bu ne demek? Mezun olsanız dahi bizden kurtuluşunuz yok demek. Yani biz ne sizi unuturuz ne de sizin bizi unutmanıza seyirci kalırız demektir. Hayalimiz, umudumuz, beklentimiz gerek ülkemizde gerekse dünyada bilimsel normlara uygun, yenilikçi, gelişimci, süreyen, akademik hayatta etkin, içinde yaşadığımız toplumla bütünleşmiş bir tıp fakültesi kimliğini oluşturmak ve yaşatmaktır. Yarının başarılı hekimlerini yetiştirmektir. Evet, birilerine göre bunlar sadece hayaldir. Ancak unutulmaması gereken her şey bir hayalle başlar ve gerçek olur. Hayaliniz yoksa siz de yoksunuz demektir. Hayaller hedefleri, hedefler gayretleri, gayretler başarıyı getirir. Bizim de kurumsal hayalimizin gerçek olacağına inanıyor. Bu inanç ve azimle çalışıyoruz, çalışacağız. Çok kıymetli hocalarım, değerli öğretim üyeleri, mezuniyetlerini kutladığımız genç meslektaşlarımız sizlerin eseridir. İlk günden bu yana 2903 saat teorik, 4242 saat pratik olmak üzere 7145 saat eğitim sizler ile sağlanmıştır. Toplumumuza, dünya insanlığına ve bilme katkı sunacaklarını umduğumuz mezunlarımız için, yaptıklarınız, çabalarınız ve gayretleriniz için her birinize şahsım ve kurumum olarak minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Genç meslektaşlarımıza mesleki bilgiler dışında eleştirel ve analitik düşünmeyi öğreten, araştırma becerisi kazandıran, etik değerleri ve toplumsal sorumluluğu benimseten sizlersiniz. Teşekkür ve takdir sizleredir. Rol model sizlersiniz. Bu kutsal görevin başarısı sizin başarınızdır. Fakültemizin kurumsal kimliği ancak sizlerin gayretiyle şekillenecektir. Görev ve sorumluluk bilincinizin güceliği kurumumuzu yüceltecek. Eğitim kalitemizi yüceltecektir. İyi hekim yetiştirme iddiamız sizler gibi donanımlı hocalar ile vücut bulacaktır. Ne mutlu sizlere, ne mutlu sizleri yetiştirenlere, ne mutlu yetiştirdiklerinize. Bir kısmı aramızda olmasalar da büyük bir çoğunluğu aramızdalar. Çok değerli anne ve babalar. Sizlere de bu vesileyle seslenmek istiyorum. Her şeyin ilkini sizden gören,
sizi örnek alan, her şeyi ilk örnek alınan bu çok değerli evlatları yetiştirip okuttunuz. Eğitim süresince maddi manevi desteğinizi esirgemediğiniz evladınızın mezuniyet törenine uzaktan da olsa, sanal da olsa teşrif ettiniz. Bu güzel evlatlar için ne kadar gururlansanız, ne kadar gururlansak azdır. Böyle evlatları yetiştirdiğiniz için sizleri gönülden kutluyorum. Sorumluluk sahibi, vicdanlı, terbiyeli ve edepli olarak topluma kazandırdığınız için, onlara birey olma şuurunu verdiğiniz için sizlere tüm öğretim üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Umarım bu gururu genç arkadaşlarım hayatları boyunca taşırlar ve layık olurlar. Onların yetiştirdiği her hasta, iyileştirdiği her hasta sizin hayır kapınızdır. İnsana adanmış bir ömür, ömürlerin en hayırlısıdır. Allah hayırınızı bol ve bereketli kılsın. Tıp fakültenizin genç yıldızı genç meslektaşları. Artık bugünden sonra nitelikli hekimler olarak meslek hayatına ilk adımınızı atıyorsunuz. Mutlaka birçok engel ile karşılaşacaksınız. İnanın bu engelleri aşacak bilgi ve donanıma sahipsiniz. Her zorluğun üstesinden geleceğinize inancım tamdır. Sizden hastalıkları tanıyıp tedavi etmenizi istiyoruz. Sizden koruyucu hekimlik yapmanızı, hastalara danışmanlık yapmanızı istiyoruz. Bu işleri yaparken kendinizi değerlendirebilmenizi, sürekli gelişime açık olmanızı istiyoruz. Sizden ekip içinde uyumlu, önder olabilmenizi, analitik düşünüp karar vermenizi, vicdanınızın ve aklınızın hür olmasını, hastalarınızda inanç, cins ve ırk ayrımı yapmamanızı istiyoruz. Sizden sağlık savunuculuğu yapmanızı, toplumu ve otoriteyi doğru yönlendirmenizi, profesyonel bir tavrı ortaya koymanızı istiyoruz. Sizden hem hasta hem de hasta yakınları ile, hatta çalışma arkadaşlarınızla doğru ve sağlıklı iletişim kurmanızı istiyoruz. Sizden bilimin gereklilikleri doğrultusunda kanıta dayalı tıp uygulamaları yapmanızı ve bilimsel eteğe uygun davranmanızı istiyoruz. Sevgili gençler, hiçbir yer, hiçbir konum, hiçbir fırsat ne cennettir ne cehennemdir. Her şeyin kendine özgü kolaylıkları, kendine özgü zorlukları vardır. Önemli olan gereğini yapmaktır. Düzgün olmak, düzgün yaşamaktır. Hayat sizindir. İçini doğrularla, güzelliklerle, hayırlarla, başarılarla doldurmak sizin görevinizdir. Asıl olan hayatınızın sonunda zordu ama değdi diyebilmektir. Bu vesileyle iç huzurunuzun daim olmasını diliyorum. Meslektaşlarım, meslek yaşantınızda mutlu olun. Umutlu olun. Mutlu olun, mutlu edin. Yılgınlık, bıkkınlık, karamsarlık sizden uzak olsun. Sevin, sevilin. Çalışın, başarılı olun. Başarı emeğe, gayrete bağlıdır. Kader bile gayrete aşıktır. Bu nedenle mezuniyetiniz bir başlangıç, yeni bir umuttur. Mesleki gelişiminiz sürekli devam etmelidir. Okumaya, öğrenmeye,
araştırmaya ve özümsemeye devam etmelisiniz. Değerli olmanız, kıymetli olmanız lütfen sizi yanıltmasın, şımartmasın, şaşırtmasın. Hasta ve yakınlarının yerine siz geçin ve size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de öyle davranın. Üzmeyin, üzülmeyin. Gülümseyin, gülümsetin. Meslektaşlarınızı sevin, yüceltin. Hiçbir yerde, hiçbir zaman rencide etmeyin, alçaltmayın. Sizlerin yetişmesine katkı sunan hocalarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha güzel eğitim olanaklarının sağlanmasını esirgemeyen başta rektör hocamıza ve üniversite üst yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi bitirmeden önce mezuniyetinizi kutluyor, en kalbi sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bundan sonraki yaşantınızda sağlık ve başarılarınızı diliyorum. Benim konuşmalarımda genellikle bir dörtlük mutlaka bulunur. Bugünkü konuşmama ayırdığım dörtlük, Üstad Necip Fazıl Kısaköy'ün bir şiirinden bir dörtlük. Size umut olsun diye böyle seçtim. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir. Toyumuza teşriflerinizden ötürü hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle sağ kalın, sağlıklı kalın.